Arkadaşlarım uyarıyorlar beni. Siz de lütfen bir bakın. Yeni gözaltılar var. Yine bir polis müdahalesi başladı. İsterseniz tam ekran verin arkadaşlar. Tam ekran verin arkadaşlar. Biz üzerine konuşuruz. Biz de rahat görelim izleyicilerimize. Bakın nasıl işçiler. Yani yaka paça gözaltına alın. Böyle düzen kuruyorlar ki işçi olmak. O tepedeki ne olacak? O... Ben inmem aşağı diyeyim. Çıksın. Bağırıyor bakın orada. Dinmiyorum. Evet. Dinmiyorum. Duyabiliyor musun? Acaba. Aşağı iniyoruz. Beyler buraya saldırın. Polis sesleniyor. Evet. Aşağı in diye evet. Çağrıda bulunuyor. Aşağı inmeni istiyoruz diyor. O da reddediyor. İnmeyeceğim diyor. Diğer işçiler de slogan atıyorlar. Ali Yaz, sen anlat bize istersen. Sen oradasın. Hemen bakalım. Bakın ters kelepçeyle gözaltına alınan madencileri görüyorsunuz. Madencilere gözaltı uygulamasını şu anda AKTV ekranlarından canlı görüyorsunuz. Hasan Yancı'nın görüntülerinden. Soma'dan geldiler. Soma'dan Ankara'ya haklarını aramak için gelen madenciler. Çalışma koşullarının düzelmesini istediler. Yerin 3 kilometre altına inerken daha sağlıklı, can güvenliklerini koruyabilecek şekilde iş kıyafeti almak istediler. Kendilerine verilen kumanyanın daha insan sağlığına uygun olmasını istediler. Ve bugün Ankara'da patronlarının ve aynı zamanda bir milletvekilinin sahibi olduğu Fernas Holding'in önünde açıklama yapmak istedikleri için, holding binası önünde açıklama yapmalarına izin verilmediği için ve bu konuda ısrarlarını sürdürdükleri için ters kelepçeyle gözaltına alıyorlar. Burada çok sayıda polis şu anda bize de önlem aldıklarını görüyorsunuz. Madencilerin ters kelepçeyle gözaltına alındığını da şu anda canlı yayında ekranlara getiriyoruz. Diğer taraftan bakınız, hemen kamerayı döndürelim Hasan. Yardımcı olalım. Hiçbir şekilde aşağı inmeyi de kabul etmiyor elektrik direğine çıkan madenci. Arkadaşları da tamam, bize dokunmayın lütfen. Bize dokunmayın lütfen. Kimse dokunmuyor. Tamam. Basın tamam. Bu tarafta lütfen. Polis. Arkadaşlar canlı yayındayız, lütfen dokunmayın. Tamam. Elektrik direğinin üzerindeki madenci aşağı inmeyi reddediyor. Lütfen. Polis güvenlerini çekiyor. Şu anda çevik kuvvetle bizim yayınımızı engelliyorlar. Buyurun. Evet, temas etmeyin lütfen. Tamam. Buyurun o zaman, dinleyin. Ters kelepçeyle gözaltına alınan madencileri görüyorsunuz. Evet, şu anda müdahale alanının içine polisin sert tepkisiyle madenciler de karşılaşıyor. Bu görüntüleri ekranlara getiren bizler de şu anda polislerin engellemesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Son durum şu şekilde. Soma'dan gelen maden işçileri büyük taleplerde bulunmamışlardı. Yalnızca sendikalaşma hakları için, iş sağlıkları için makul, anlaşılır taleplerde bulunmuşlardı. Ve Ankara'daki ikinci günün sonunda Fernas Holding'in karşısında ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Ve madenciler şu anda polis otobüsünde gözaltına alınmış bir şekilde az sonra emniyete götürülecekler. Elektrik direğine tırmanan madenci ise hala orada duruyor. Kuvvetli muhtemel ki polis gözaltıları tamamladıktan sonra o madenciyi de aşağı indirmek için çalışacaktır. Şu anda barikat kuruldu. Basının görüntü aldığı noktadan daha uzak bir noktaya basın da uzaklaştırıldı. Madenciler de gözaltına alındılar, araca koyuldular. Elektrik direğinin üstündeki maden işçisi ise oradaki bekleyişini sürdürüyor. İşçilerin sayısından kat be kat daha fazla polisin günlerdir almış olduğu sert tedbirlerin sonunda ne yazık ki
bu hak arayışı gözaltıyla sonuçlandı. Dünden beri, dün sabahtan beri takip ettiğimiz süreçte işçilerin, şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, polise karşı, emniyet güçlerine karşı hiçbir taşkınlıkları olmadı. Meclise yürümek istiyorlardı, meclis parkında açıklama yapmak istiyorlardı, seslerini duyurmak istiyorlardı, buna izin verilmedi. Dün gece parkta gecelediler, sabahladılar. Bugün de Fernas Holding'in önüne geldiler. Burada Holding'in girişinde açıklama yapmak istiyorlardı. Buna da izin verilmedi ve en sonunda gözaltı süreçlerini ters kelepçeyle gözaltına alındıkları görüntüleri de bizler ekrana getirdik. Şu anda buradan, Ankara'dan, Birlik Mahallesi'nden, Fernas Holding'in karşısından bu talihsiz görüntülerle sözü size bırakıyoruz.